sıcak bir gelişme var. Onunla başlayacağım. Nedir bu gelişme onu da söyleyelim. Özellikle Lütfü Savaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, aynı zamanda yeniden aday gösterdiği isim ki oldukça tartışmalı bir sürecin ardından Sayın Lütfü Savaş aday yapılmıştı. Bu adaylığa tepki olarak Türkiye İşçi Partisi tarafından Gökhan Zan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilmişti. Az önce Türkiye İşçi Partisi'nden bir açıklama geldi ve Gökhan Zan'ın adaylığının çekildiği ifade edildi. Bu ne anlama geliyor? Hatay seçimlerinde denge değişir mi? Bunu da konuklarıma soracağım. Hemen konuklarımı takdim etmek isterim. Bugün artık bir moderasyon için en fazla sevindirici gelişme tüm konuklarım İstanbul stüdyoda efendim. Çok senkronize bir program yapacağımızı diliyorum. Hemen konuklarımı takdim edeyim. Murat Kerkitlioğlu bizlerle olacak. Masterhaber.com yazarı. Yine Gülfem Saydan Sanver, siyasal iletişim uzmanı bizlerle yorumlarıyla katkı verecek. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek bizlerle olacak. Oda TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik yorumlarıyla bize katkı verecek. Ve iletişimci yazar Ferhat Murat bugün yorumlarıyla Türkiye'nin nabzına katkı sağlayacak. Tüm konuklarıma hoş geldiniz diyorum. Hemen başlıyoruz efendim en sıcak gelişmeden. Türkiye İşçi Partisi Hatay'da adayını çekti. Oldukça da sert bir açıklamayla çekti. Açıklama. O açıklamanın ayrıntılarını da hemen verelim. Burada bir itham da var. Bu itham karşısında Gökhan Zan'ın yaptığı açıklamalar var. Ne diyor Türkiye İşçi Partisi'nin açıklamasında? Hemen onun oyun ifade edelim. Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır deniliyor. Yine bu açıklamanın devamında Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreç başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak her ne kadar hukuki süreç mercilere taşınacak olsa da en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yollara alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor. Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz denildi. Türkiye İşçi Partisi'nin açıklamasında hemen Nevzat Çiçek'e döneyim. Ama kendisi bu sıcak açıklama yapmış. Kendisinin açıklamasını da orada verelim. Ki, dilersen sen hatırlat Can. Diyor ki uğradığım tehdit ve şantajlar hakkında yaptığım suç duyurusu sonrası basın açıklamamla paylaşıyorum diye bir Twitter'dan bir ayrıntılarını paylaşmış bir veririz. Ancak kendisi bu açıklamada da belirtilmiş. Yani bu iddiaların bir kumpas olduğunu, tehdit kendisinde suç duyurusunda bulunduğunu ifade etmiş. Burada ne tür bir kumpas var, şantaj var buna bakacağız. Belki önümüzdeki günlerde o yüzden, ortaya çıkacak bir parasal önemli durumu var. Ya da herhangi bir grup tarafından özür dilerim tehdit mi edildi bunu değerlendireceğiz. Ama bu sıcak gelişmeye ilişkin Nevzat Çiçek'in yorumu ne olur? Ben şaşırdım, şöyle şaşırdım. Yani 3-4 gün önce başka bir televizyon kanalında bizim yayından sonra Gökhan Zan yayına giriyordu. Karşılaştık ayaküstü. Orada soruldu kendisine. Ya dedi de ki işte Hatay'da şu an oyları böldüğünüz için AK Parti'nin kazanma ihtimali çok yükseldi. Anketler de bunu gösteriyor. Çekilmeyi düşünmüyor musunuz? Veya herhangi bir işbirliği olma şansı yok mu? O da çok açık biçimde şeyi söylemişti. Dedi ki ya bizim için Lütfü Savaş, AK Parti. Değişen bir şey yok. Biz ikisini de aynı zihniyete görüyoruz demişti. Ve dolayısıyla da mücadeleye devam edeceğiz dedi. Fakat buradaki açıklamada şimdi bu ilişkinin aslında biraz TİP tarafından açıklanması lazım. Yani sonuçta TİP diyor ki burada partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Ne bu değil mi? Gökhan Zan da diyor, yani Gökhan Zan'a yönelik, işte Gökhan Zan da bu bir kumpas, ben bir hukuki süreç başlatacağım vesaire diyor. Şimdi insanın aklına iki şey geliyor. Ya işin ahlaki boyutu vardır ya işin akçeli boyutu vardır. Yani üçüncüsü de başka bir şey gelmiyor şimdi siyasetten. Evet. Dolayısıyla da burada bir süreç, yani Gökhan Zan'ın bu suç duyurusuyla ilgili metni paylaşması, tipin bu konuda daha şeffaf olması iyi olur ama burada tabii şeyi söylüyor. Hani oy vermemeye çağırıyoruz yaklaşımı evet, deniyor. Bundan Lütfü sonra Savaş'a da oy vermeme çağrısı var. Çağrısı buna dair var. De demiş ki partimiz halka karşı işlenmiş bir suça bulaşmış. Hiç kimseyi desteklememeyi, dolayısıyla Hatay'da da deprem suçlarında ve yıkımda payı bulunan iktidar ve ana muhalefet adayları karşısında mücadele etmeyi ve halkımızı onlara oy vermemeye çağırmayı görebilir.
Bunu nasıl değerlendireceğiz? Yani şimdi orada işte teknik olarak nasıl olacak? O birincisi Gökhan Zan'ın pusulada ismi büyük bir ihtimalle basıldıysa kalacak. İkincisi oylar büyük ihtimalle geçersiz sayılacak. Tip adaylığı geri çekerse. Üçüncüsü tabii oradaki seçim durumunu etkiler bu. Yani Lütfü Savaş cephesinde bir rahatlama olur. Çok kesin. Ama buradan AK Parti yarıştan kopar mı sorusunu sorma noktasında hayır diyemeyiz. Fakat eski orana daha rahat olamayacağını sanki ifade etmek lazım. Sanki bir süredir biz Hatay'da AK Parti'nin kazanma ihtimalini daha rahat bütün görüyorduk. Anketler şöyleydi. Yani tabii anketlere ben hep şehirli yaklaşıyorum ama 16-17 ankette de şu vardı. Gökhan Zan'ın alacağı o %12-15 bandında gösteriliyordu. Ve dolayısıyla da bu Lütfü Savaş'ın oylarında çok ciddi bir eksiltmeye yol açıyordu. Ve açık ara AK Parti'nin kazanacağı herkes tarafından bütün anketlerde bu ifade ediliyordu. Şimdi tersine döner mi dönmez mi bilmiyorum. Fakat burada gerçekten tipin hamlesi hepimizi şaşırttı. Değil mi? Hepimizi şaşırttı. Ne olur sonuç netice itibariyle? Bence sonuç şu olur. Hataylıların da kafası bayağı karışık olur. Değil mi? Karışık olur. Yani şimdi adayı çektiniz evet ama pusulada aday kalmaya devam edecek. Yani şunu görür müyüz bilmiyorum. Belki de Hatay seçmeni tabii ilçe bazında çok farklı. Yani bütün ilçeler ve şehir merkezi öyle değil. Samandağ başka bir şeydir, Defne başka bir şeydir. Yani kendi aidiyetleri ölçüsünde çok farklı eğilimleri var. Seçmeni ne yapar? Muhalefet ve iktidar adayı karşısında yani kaldığında iki ihtimal sizce var. Birinci ihtimal tepki oyu kullanabilir birilerine. İkinci ihtimal de sandığa gitmeme eğiliminde olabilir. Ben sandığa gitmeme eğilimini çok yüksek görmüyorum. Çünkü sonuçta tip burada bir ittifaktan söz ediyordu. Yani bu ittifak sadece Gökhan Zan üzerinde miydi? Hayır, açıklamasında da var. Yani evet, biz burada bir Hatay ittifakından şey yaptık ve sıramızı Gökhan Zan'a verdik ki şeyi de hatırlatmak lazım. Yani Gökhan Zan aday olduğunda tip içindeki tartışmaları, Gökhan Zan'ın geldiği, daha önce siyaset yaptığı ve başvurduğu yerler üzerinden de düşünmek gerekiyor. Açıkçası şimdi tip gerçekten partiye uymayan hareketleri tespit etmiş ve bu noktada aday çekmişse alkışlamak lazım. Bak bunu altını çizeyim ama Hatay özelinde bu birçok yapıyı, birçok değerlendirmeyi beraberinde getirir. Ama ben şimdi Hatay'da bir seçmen olsam, Gökhan Zan oy vermiş olsam, yani ona oy verecek bir seçmen olsam, şimdi neye göre karar vereceğim ben bilmem. Evet. Ferhat Murat, sizce ne olabilir tipi adaylıktan çekme kararını aldıramaya iten güç? Yani bir şaibe varsa bunun şeffaf şekilde ortaya konması lazım. Yani iletişimin temel kurallarından bir tanesi. İletişimde bir kanalı boş bırakmayacaksın. Eğer boş bırakırsan başkaları gelir doldurur. Sizin istemediğiniz şekilde. Şu anda eğer bir şaibe söz konusuysa ve aday çekiyorsanız bunun nedenini açık seçik yazmanız gerekir. Nedir o şantaj? Aksi takdirde şöyle yorumlanabilir. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay'da seçim kazanma şansı az iken böyle bir hamle tipten CHP'ye bir can suyu şeklinde yorumlanabilir. Bunu ben açıkçası ilk sıcağı sıcağına okuduğumda bunu görüyorum. %10,55 almıştı Emek ve Özgürlük İttifakı tipin de içinde olduğu Hatay'da 2023 evet, seçimlerinde. Tabii bu sonuç dengeleri değiştirir mi? Değiştirme ihtimalini taşıyor bir taraftan ama şunu da görmek lazım. Ben Eylül ayında yapılan Hatay'da bir araştırmayı görmüştüm. İçinde de olduğum bir araştırmaydı. Açık uçlu Hatay halkına sorduğunuzda şöyle bir cevap vermişti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye sorulduğunda %48'in üzerinde bir oy oranıyla AK Partili bir aday şeklinde bir sonuç çıkmıştı. Bu aslında şunu da gösteriyor. AK Parti'nin hala yarışta bence kazanma ihtimali çok yüksek. Sebebi de şu: deprem bölgesinde ben de 15 gün civarı kaldım bölgede. AK Partili belediyeler özellikle Hatay'ın sorunlarını giderme konusunda ciddi bir çalışma yaptılar. Evet. Konya Büyükşehir başta olmak üzere Bursa Büyükşehir, İstanbul'daki ilçe belediyeleri AK Partili. Orada hem konteyner kentler kurdular hem altyapısını tamamen sıfırdan yaptılar, su götürdüler. Ciddi derecede orada AK Parti belediyeciliğine yönelik pozitif bir algı var. Ben bu gelişmenin AK Parti'nin oradaki kazanma ihtimalini bir miktar azalsa da hala güçlü bir ihtimalle sürdürdüğünü değerlendiriyorsunuz. Bu arada efendim Gökhan Zan'ın açıklamasına da yer verelim. Zira her ne kadar tip adaylıktan çekme kararı vermiş olsa da çekilmeyeceğini, yoluma devam edeceğim diyerek vuruluyor. Halkımızın kaynaklarını ve tercihlerini sömürerek kurdukları saltanatı sürdürmek isteyenler adaylığımızdan ilk günden beri rahatsız oldular. Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri FETÖ'cü yöntemlerle montajlara sarıldılar.
Ama bu sefer sert kaya çarptılar ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz değerli hemşirelerin mücadele azmine ve kararlılığına yeni düşecekler. Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim. Yani burada bir direniş var anladığım kadarıyla. Çekilme kararına direniyor Gökhan Zan. Karanlık odaklara, kiralık çetelere ve satılık kalemlere inat, güzel günler uğrayacağız demiş. Uğradığım tehdit ve şantajlar hakkında yaptığım suç duyurusu sonrası basın açıklamamı saygıyla paylaşıyorum diyerek de detaylı burada bir basın açıklaması paylaşmış. Fevzi Çakır, zaten 3 Mart geçtiği için artık pusulaya Gökhan Zan'ın ismi girecek. Evet. Yani burada bir mücadele söz konusu olacaksa Gökhan Zan'a yine oy kullanma ihtimali söz konusu. Orada kendisine destek vermek isteyenler. Dolayısıyla hani eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne Lütfi Savaş'ın işte deprem suçlarına ortak olmamak gibi bir strateji varsa, bir amaç söz konusuysa, yine tepkisini sandıkta gösterme ihtimali söz konusu olacaktır. Evet.